Dünya kazan, biz kepçe, Naos gezmeye devam ediyor. Bu hafta Manisa'dayız. Manisa'nın Salihli ilçesindeyiz. Salihli'yi gezerken Yeni Pazar Köyü'ne düştü yolumuz. O kadar güzel bir yer ki. Doğa harikası. Bu güzelliklerle önce bir içinizi açalım istedik. Şimdi Salihli'yi birlikte gezeceğiz. Ne var ne yok göreceğiz. Naos başlıyor. Sudan girdik, sudan çıkamadık. Yine su kenarına geldik. Göl Marmara'dayız. Burası Salihli ilçe merkezine son derece yakın, oldukça güzel, huzur verici bir yer. Göl Marmara dedik, yanlış anlaşılmasın. Manisa'nın Salihli ilçesindeyiz. Gölde balıklar var, sazan var, kuşlar var, pelikanlar var. Biz gördük, çok şaşırdık. Artı sulak yer olduğu için suyun olduğu yerde hayat var. Üzüm bağları var, tarım yapılıyor göl etrafında. Çekirdeksiz üzüm yetiştiriliyormuş burada. Bir de zeytinler var. Etrafta zeytinlikler var, zeytin bahçeleri var. Horoz sesleri son derece keyifli. Doğaya ilişkin aklınıza gelebilecek birçok şey burada var. Ama aklınıza hiç gelmeyecek öyle bir şey var ki. Çok merak ettiniz değil mi? Hadi o zaman gidip bakalım. Marmara'daki gezimizi devam ettirirken biraz yukarılara çıktık. Sizi Anadolu piramitlerine getirdim. Bunlar tıpkı Mısır'da bildiğiniz firavunlar için yapılmış piramitlerin benzeri, Lidya kralları için yapılmış dev mezarlar. Biraz daha farklılar Mısır'daki piramitlerden. Çünkü bunlar taşlardan yapılmamış. Dışarıdan baktığınızda son derece doğal küçük tepecikler şeklinde. Bölgede boyları değişen yaklaşık 100 tane mezar var ki bunlara tümülüs deniyor. Bu mezarların boyları da içinde yatan Lidya soylusunun soyluluk derecesine göre belirlenmiş. Bu 100 tümülüsten 3 tanesi oldukça büyük boyutta ve bunlar 3 büyük Lidya kralına adanmış. Bunların yapım aşaması da çok enteresan. Bu tümülüsler yapılırken halktan, küçük esnaftan, el sanatlarıyla uğraşan kişilerden ve de aşk ticareti yapan genç bayanlardan para toplanarak bunlar yapılmış. Şimdi yapılmış, gayet güzel, gayet ihtişamlı görünüyorlar da ne yazık ki işin bir de üzüntü veren boyutu var. Bunlar yağmalanmış, geriye hiçbir şey kalmamış. Tıpkı Mısır'daki firavunlar gibi buraya da kral gömülürken yanına işte eşyası, parası, değerli her şeyi gömülürmüş. Ama ne yazık ki buraya yağmalamışlar, defalarca yağmalanmış, dinamitle patlatmışlar, zarar vermişler. Üstüne üstlük maalesef sadece onunla da kalmamış. Yol yapım aşamasında bir kısmı geçmiş. Bir kısmı tarımla uğraşan çiftçi tarla açarken sürmüş. Ne yazık ki zarar görmüşler ama gene de günümüze bunlar kalmış.
ilçesinin merkezinde bir tren istasyonu var. Ama öyle herhangi sıradan bir istasyon değil burası. Ta 1875 yılında inşa edilmiş Fransızlar tarafından. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransız sömürgesi Senegalli Müslüman askerler tarafından burası korunmuş ama yine de Yunanlıların saldırısına maruz kalmış, yıkılmış. Daha sonraki yıllarda aslında birebir uygun şekilde tekrar ayağa kaldırılmış. Bugün hala hizmet veriyor. Hatta biraz önce buradan bir tren geçti ve insanlar içine doluşup evlerine gittiler. Oldum olası tren yolculuklarına bayılmışımdır. Bir şey daha söyleyeyim. Eğer buraya trenle gelmeyi düşünürseniz İzmir Salihli geliş gidiş 12 lira. Tek yönde 7,5. Sudan ucuz. Keyfi de değme gitsin. İzmir'den Salihli'ye bir yaz günü yolunuz düşerse bence tren en iyi seçim. Neden mi? Çünkü buraya vardığınızda trenden istasyona iner inmez sizi bir çay bahçesi karşılayacak. Ve bu çay bahçesinde dev çınar ağaçları siz çayınızı içerken size doğal bir gölge oluşturacak. Düşünsenize tiril tiril bir havada çayınızı yudumluyorsunuz. Trenler gelip geçiyor. Siz onlara el sallıyorsunuz. Ne kadar keyifli. Hava karardı. Bugünlük bizden bu kadar. Ama nerede akşam orada sabah gezmeye devam edeceğiz. Şimdi izninizle sizin için kısacık, bizim için oldukça uzun bir ara verelim. Yarın gezmeye devam edelim. Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can always be waiting, waiting on you. Günaydın. Naos bu sabah size bir kanyondan günaydın diyor. Bildiğiniz gibi Manisa'nın Salihli ilçesine geldik bu hafta. Salihli'den 50 kilometre uzaklıkta Adala'ya geldik. Adala'nın içinde volkanik patlamalardan oluşmuş bir kanyondayız. Yanı başında Gediz Nehri uysal uysal akıyor. O kadar huzurlu bir yer ki. Bu mevsim çok yeşil değil ama yine de her mevsim yeşil kalanlar tam bir fotoğraf karesi. O kadar keyifli ki insanlar buraya trekking yapmaya geliyorlar. Şimdi biz de geleceğiz. Trekking yapmayacağız ama bugün sizinle birlikte Adala'yı keşfedeceğiz. Gelin bakalım ne var ne yok burada. Etrafında dolaşıyoruz. Dedik ya burası bir volkanik kanyon. Karşıda gördüğünüz duvardan kopmuş bir taş. Bu taştan aslında çok fazla var burada. Hatta değişik değişik taşlar var ama benim en çok ilgimi bu çekti. Neden diyecek olursanız bu bir lav taşı.
Adana'daki keşif serüvenimiz devam ediyor. Yol alırken öyle bir yer gördük ki burada durmadan edemedik. Kendi kendime ne dedim? İnsanlar benzeri güzellikleri görmek için dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorlar. İşte Tayland'a gidiyorlar, Vietnam'a gidiyorlar ama buradan eminim haberleri yok. İtiraf ediyorum, ben o insanlardan biriyim. Bir gezgin olarak dünyanın çeşitli yerlerinde benzer güzellikler gördüm ama buradan inanın hiç haberim yoktu. Görünce ağzım açık kaldı. Şimdi diyorsunuz ki gezmek para işi. Biraz öyle ama çok paraya ihtiyacınız inanın yok. Tayland'a gitmenize gerek yok. Bakar mısınız ya? Salihli. İzmir'in komşusu. İstanbul'dan gelseniz ne kadar uzaklıktaki. Ayrıca öyle pahalı uçak biletlerine hiç gerek yok. Aynısı var. İnanın en az o kadar güzel. Ben bakmaya doyamadım. Siz de buraya gelin. İzmir'den geliyorsanız trene binin gelin. Otobüsle gelin. İnanın zor değil. Çok paraya gerek yok. Bu güzellikleri kendiniz görün. Çünkü bizim size gösterdiğimiz sizin göreceğinizden çok daha altında bir şey. Adana'ya çok yakın bir köy var. Bu köyün özelliği çamurdan sanat yapmaları. Burada kadınlar çamuru eviriyorlar, çeviriyorlar. Ne yapıyorsunuz? Güveç yapıyoruz. Güveç yapıyorsun. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Nasıl yapıyorsun abla? Bir anlatsana. Bunun önce toprağa geliyor. Ondan sonra barajdan mengelesi geliyor. Dövüyoruz. Ondan sonra kırıyoruz toprağı. Toprağı kırıyorsun, toprağı dövüyorsun. Toprağı kırıyoruz, mengelesini dövüyoruz. Eliyoruz böyle kalburlardan. Ondan sonra onu yumuruyoruz. Burayı çıkarıyoruz da kalıpta, şeyde el mengelesi yapıyoruz. Peki bu toprak biraz farklı bir toprak. Sadece bu bölgede evet. Varmış bu toprak, doğru mu? Nedir özelliği? Evet. Bu saksak, ne bileyim böyle saksak çiğ oluyor. O mengelerini de özleştiriyoruz. Böyle çamur haline getiriyoruz, böyle ediyoruz yani. Bu işi sadece kadınlar yapıyormuş, doğru mu? Evet, kadınlar yapıyor, erkeklerimiz yapmıyor. Bazısı çömme kuplaya veriyormuş, bazısı ya. Bizim inna yapmıyor hiç. Tek biz yapıyoruz. Çömleği de ben yapıyorum diyorsun, evet. İçindeki yemeği de. Evet. Evet, şimdi toprak geldi. Evet, toprak geldi. Toprağa ne katıyorsun bu çamuru yapmak için? Mengele katıyoruz. Mengele, mengele evet. Ne? Onu da barajdan getiriyoruz. Onun şeyi madeni? Madeni oradan geliyor. Anladım. Onun için böyle parlıyor bu kaplar. Evet. Bir de sır mengelesi var. Onu da göstereyim. Tamam. Cilası var. Cilası da var. Cilalıyorsun da pişirdikten evet, sonra. Bir tane pişiyor değil mi bu? Pişiyor. De şunu ateşe koyuyoruz. Orada pişiriyoruz. Demirlerle çıkarız oradan. Peki bir şey soracağım. Sana bu işi kim öğretti? Bunu mu? Annem öğretti. Çünkü ben bu işin de burada anneden kıza devrolduğunu, bir sanat olduğunu da öğrenip geldim. Evet. Kırılıyor, keserler. Ondan sonra bir çukura ıslanıyor. Taş gibi ya. Evet, taş gibi. İşte bunlar kırılıyor. Bundan da yumuruluyor. Bunu da göstereyim bak. Bundan da yumuruluyor. Bu o parlaklık katan şey bu mu? Ha, parlaklık atan bu değil. Bu değil. Bunun içine giren bu. Anladım. Çamuru yaparken bu toprağı kırıyorsun. Evet. Sonra içine ondan katıyorsun. Evet, bundan katıyorum.
kapak yazıyorum. Tencereyi yaptın, güneşe evet, koydun. Evet. Şimdi ona kapak yapıyoruz. Buna kapak yapıyoruz. Bunları bir de kuplayacağım. Ha, o hale gelecek bir de. Peki önce bunu kurutuyorsun, kulbunu sonra yapıyorsun. Evet. En son fırına veriyorsun. Ateşte pişiriyoruz, meydanla. Fırınla konmuyor. Kaç tane yapabiliyorsun bir günde? 20-25. 20-25. Ha evet. Peki ne kadar fırında kalıyor? Yani bunun, şimdi bu mesela biraz önce sen bize burada bir tane tencere yaptın. Evet. Şimdi kapağını da yaptın. Evet. Bunun kulplarını ne zaman takacaksın? Bu 2-3 gün sonra takılıyor. Önce güneşe koyacaksın. Evet. İyice kuruyacak. Kulp iyice daha kurumuyor. Bir özgârını hafif onarılacak şekilde oluyor. Sonra bu hale geldiği evet, zaman kulplarını evet, takıyorsun. Evet, kulplarını takıyoruz. Çünkü oraya bir altına odun döşüyoruz, orta yerine, üstüne, kenarına. Oradan ateşte pişenini çıkarız demirle. Piştikten sonra tamam. Tamam. Cila? Cilası ayrı. Yüzüne cilasını ayrı, sonra kupunu, şeyini kupluyoruz, ağzına kapağını koyuyoruz, ondan sonra sırlıyoruz. Ateşe koyuyoruz. Anladım. Ateşten evet, çıktı mı yemek evet, pişirmeye hazır. Evet. Bu güveçte pişen yemeklerin apayrı bir lezzeti oluyor. Evet. Neden öyle? Neden? Ne bileyim, kuru yemek yapması güzel oluyor. Et güzel oluyor. Her ne yemek yaparsan güzel oluyor. Güzel oluyor. Evet. Neden öyle oluyor sence? Neden oluyor? Ne bileyim, güveçte. Bu kadar elinin maharetini koyuyorsun, onunla ilgili evet, söylemeli evet, mi? Evet. Peki en güzel ne pişer bu yemeğin içinde? En güzel. Mesela biz kuru fasulyeyi biliriz, bulgur evet, pilavını biliriz. Başka? Başka ne yemek koysan o güzel oluyor. Ne yemek koysan güzel olur. Evet. Peki sen en çok ne pişiriyorsun güveçte? Ben en çok kuru fasulye yapıyorum. Nohut yapıyorum, etli yemek yapıyorum etli işte. Etli yemekler güzel oluyor. Evet. Peki bunun içinde yemek pişirirken ocağa mı koyuyorsun, fırına mı koyuyorsun? Yani en verimli nasıl kullanırız biz bu tencereleri? Ateşe koyuyoruz. Fırında da yapabilirsin, hepsini yaparsın. Her türlü kullanırız. Evet, hepsinden kullanabilirsin. Gülşen abla, biraz önce dedin ki kaplar cilalanıyor. Evet. Bu taş. Nasıl oluyor? Bir anlat bize. Bunu. Bunu kırıyoruz. Tamam. Bu hale geliyor. Oradan elekte eliyoruz. Bu da cilası oluyor. Bunu göveci. Cilalayacak mısın? Bize? Evet, cilalayacağım. Hadi cilalayalım. Hadi bakalım, cilalayalım. Böyle cilalıyor. Ateşe konuyor bu. Bir de siliveriyorum. Önce sürüyorsun, sonra siliyorsun. Evet. Bu da makyajı herhalde. Ya da bu da dudak makyajı. Çok zor ya, çok zor bunun gitmesi hadi. Bak bir de böyle cilası böyle siliyorum. Silmedin mi kabarı veriyor, bu yanı veriyor. Yanıyor, fazlasını evet, alıyorsun herhalde. Evet, fazlası alınıyor. Cilası oluyor bu, bu olmayınca eri verir bu. Bu kadar zahmetli bir iş olunca da tabii her bir çanak, her bir yaptığın şey bir ikincisi yok. Kendine özel. Evet. İşte bak böyle bu hale geliyor bak bu. Bu şimdi fırına girmelik. Evet. Bu fırına ateşte bir şey. Fırına pişmiyor. Meydanda bir şey bu. Evet, ateşlik yani. He, fırında az bir şey bununla. Ne kadar pişse 10-15 ancak pişer. Anladım. O da bungun oluyor, dayı pişmiyor. Gülşen abla, eline koluna sağlık. Vallahi inanki yaptığın iş gerçekten çok sabır isteyen çok zor bir iş. Biz sana çok teşekkür ederiz. Seni bir öpeyim. Hadi. Ben seni bir öpeyim. Allah sana hayırlı işler, bol kazançlar versin. Sağ ol. Kendine iyi bak. Gediz'in suladığı bereketli topraklarda gezmeye devam ediyoruz. Aslına bakarsanız Salihli gezmekle bitirilecek gibi değil. Her tarafından ayrı bir güzellik çıkıyor. Bir
Biz vaktimiz yettiğince gezmeye devam ediyoruz. Gezimizdeki önemli duraklardan bir tanesi de bu taş köprü. İsmi Kız Köprüsü. Nedeni ise ta Lidyalılar zamanında Lidya Kralı Krezüs bu köprüyü kızı için yaptırmış. Ayrıca o vakitlerde bu köprünün geçtiği yerden kral yolu geçermiş. Buralara yolunuz düşerse mutlaka buraya da gelin. Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz. İnanılmaz kareler yakalayacaksınız. Noktalanıyor. Naos bu hafta size Adala'dan veda ediyor. Adala'ya geldiğiniz zaman girer girmez meydanda sizi belediyenin yaptığı bir piknik alanı karşılıyor. O kadar keyifli bir yer ki burası. Bir de yapay şelale oluşturmuşlar. Piknik masaları var. Kömürünüzü, etinizi getirin. Burada pişirmeniz için yer de hazırlamışlar. Şu an mevsim itibariyle ağaçlar biraz kel ama baharda gelirseniz gölgeniz de hazır. Bizden bu haftalık bu kadar. Yine size diyeceğim ki bizim gözümüzle olmaz. Buralara gelin, kendi gözünüzle bu güzellikleri keşfedin. Biz nerede akşam orada sabah gezmeye devam ediyoruz. Yine darısı başınıza diyeceğim. Gezisiz kalmayın. Farklı rotalarda buluşmak üzere.